Evet, Ali Kırca şu anda Değirmendere Çınarlı mevkiinin hemen önünde sahildeyiz. Değirmendere Spor sualtı topluluğu yaklaşık 12 kişilik bir sualtı ekibiyle bize destek veriyor. Ve profesyonel sualtı kameramanı Cumhur Ayar da yanımızda. Görüntüleri size canlı yayında Türkiye'de ilk kez sualtında 17 Ağustos depreminden sonra batık kalan kenti olabildiğince görüntülemeye çalışacağız. Aşağıda karakol binası, çay bahçeleri, otel, ancak zamanla 9 sene üzerine çeşitli çamurları da yerleştirdiğimiz alabildiğimiz kadar görüntü alacağız. Evet Cumhur. Evet. Çok zor bir dalış olacak. Sağ olsun ekibimiz de çok kuvvetli. Evet, ekibimiz gerçekten çok Neler kuvvetli. Göreceğiz aşağıda? Keşif dalışı yaptınız. Evet, keşif dalışında gördüklerimiz yıkılmış bir zaten otel var. Onun hemen yan tarafında bir tane araba var. Çay bahçesinin olduğu bölüm partiküllerden pek görünmüyor ama onun haricinde büyük bir çınar var. Şu anda göreceklerimiz onlar. Deprem şehirlerinde hayat yeniden normale döndü ama işte şimdi suyun altından gelen ilk görüntüler o dehşetin hala suyun altında olanca korkunçluğuyla yaşandığını gösteriyor. Cumhur'u duyabiliyor muyuz suyun altından? Sanıyorum bir kalorifer radyatörü. Aslında otelin bir bütün halinde kayarak suyun altına gittiğini biliyoruz ama enkaz haline dönüşmüş, parçalanmış görüntüler de ekrana yansıyor şu anda. 17 Ağustos gecesinden denizin altında artık deniz hayvanlarının çevresini sardığı ama hala bir takım acı hatıraları bize anlatan görüntüler bunlar. Burak Ersemiz ve Cumhur arkadaşımız eğer aktarabilirse şu anda neleri tespit etmekte olduklarını. Evet, şu anda Çınarlı mevkiindeyiz. Değirmendere'nin dalgıç ekibimiz, sualtı ekibimiz aşağıda. Değirmendere Spor'a bağlı sualtı kulübünün üyeleri de aşağıda ve şu anda çınar ağaçları var. Çınar ağaçlarının etrafını gördüğünüz gibi midye kaplamış. Birçok çınar ağacı var suyun altında. 17 Ağustos depreminin ardından suların altına gömülen ve şu anda sualtı ekibimiz, işte gördüğünüz gibi bu bir çınar ağacının gövdesi. Birçok çınar ağacı var aşağıda. Daha önce söylediğimiz gibi otel binası var, ancak çok kötü bir dip akıntı olduğundan otele gidemiyoruz. Hocam tam nedir aşağıda şu anda ağaçların olduğu mevki bu? Ağaçların da altında birçok bina var ama göçükler herhalde üzerleri de örtüldü zamanla, 9 yıl geçti aradan. Evet, onların hepsi örtüldü. Şu anki gördüğümüz bizim yaklaşık 8 metredeki çınar ağacı yan yatıyor, devrilmiş vaziyette. Bunun yaklaşık 20 metre ilerisinde bir çınar ağacımız daha var, 16 metre civarında derinlikte. 24 metredeki çınar ağacı dik vaziyette duruyor ama sanıyorum dalıcılarımız o tarafa gidemeyecekler. Akıntı, hava evet. Kötü. Ama şu an gördüğümüz bizim 8 metredeki devrik bir çınar ağacımız. Gölcük'te de buna benzer manzaralar var. Tabii oraya dalamıyoruz şu anda ama bir çocuk parkı olduğu söyleniyor. Oradaki görüntüleri bize yani anlatabilir misiniz? İzlenimlerinizi daha önceki dalışlarınızda. Tabii ki Gölcük'te, Kavaklı'da depremi en çok vuran yerlerden bir tanesiydi Kavaklı. Orada büyük bir yüzme havuzu şu an suyun altında. Orada iskeleler, yani konuşamıyorum yani, o anları hatırladıkça, biz deprem anlarını hatırladıkça yani konuşmakta zorluk çekiyorum. Gerçekten polis arabası bile vardı. Yani çok insanlar suda öldü orada. Ama yardım olmadı. Sadece askeriyede çalışan, deniz kuvvetlerinde çalışan dalış timleri bu gibi konularda yardımcı oldular. Bizim buradaki otelde gelip ve o zaman çalışan bizim tim komutanı arkadaşlarımız var, bizim eğitmenlerimiz. Şu an bizim bulunduğumuz Batıkşehir'e dalamıyorlar. O zamanları aklına getirdikleri için. Neler gördünüz tabii. Biz hatırlamak istemiyorsunuz ama gerçekten ülke olarak bunu sık sık hatırlamamız lazım. Çünkü başka türlü önlemler alınmıyor. Neler depremden hemen sonraki dalışlarınızdaki izlenimlerinizi bize lütfen anlatın. Biliyorum çok etkileniyorsun ama lütfen. Ya çok duygulanıyoruz tabii.
Yani oradaki arabaların içerisindeki insanlar, cesetler, yani bizim gördüğümüz, yani aşağı yukarı 50 metre ilerimizde bulunan yerlerde, o anda denize giden restoranda bulunan insanları hepsi gittiler. Peki, yani. Biz daha fazla o günlere döndürmeyelim. Tabii ki. Evet, evet Ali Kırca, dalış ekibimizle birlikte çalışmalara devam ediyoruz. Şu an için gerçekten akıntı bizi çok mani oldu bizim buradaki operasyonumuza, ancak gerçekten Türkiye'de ilk defa canlı yayınla hem görüntü hem sesi sizlere ilettik su altından. Bu anlamda kameraman arkadaşımız Cumhur Ayar'a da teşekkür ediyoruz. Değirmendere su altı grubuna da çok teşekkür ediyoruz. Daha ilginç görüntülere ulaşırsak tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ali Kırca. Teşekkürler arkadaşlarımıza.